Function ürünler şeklinde bir şey oluşturmuşuz. Burada hemen ne yapalım? Container role call md 12 demişiz. Burada bir alert mi tanımlasak? Alert şeklinde değil de kart şeklinde gitmem gerektiğini düşünüyorum. Burayı bir sileceğiz arkadaşlar. Şöyle nasıl yapalım? Div class name container şeklinde tanımlamışız biz bunu ama biz bunu bir alert içerisinde tanımlayalım ve alert içerisinde bir role'la da hemen buraya getiririz diye düşünüyorum. Hemen şuradan bir alert alalım arkadaşlar. Alert alacağız. Şuradan hemen primary'sini alalım. Şunu kopyalayalım ve şurada container falan demişiz. Hadi container içinde olsun, ne olacak? Şöyle yaptım. Şunu şu şekilde, tabii çok fazla götürmeden, şöyle olsun. Alert içerisinde arkadaşlar ben buna diyeyim ki bir H3 diyelim. H3'ün içerisinde işte ne desin? Ürünler sayfasına hoş geldiniz dedik ve buna da bir hemen, tabii burada bir class name olacaktı, hatırlayın. Burada da bir class name eşittir diyorum. Ne diyelim? Text center dedim. Şimdi bunun altında arkadaşlar ne yapmam gerekiyor? Birer kart atalım. Yani karttan kastım şu. Bir saniye şöyle Ctrl C yapalım. Bir ne yaptığımıza da bir bakalım bu arada. Ürünler sayfasında, ürünler sayfasına hoş geldiniz. Alt tarafta kartlar olacak. Tamam. Şimdi şuraya geldim. Kart. Buradan bir kart tasarımı alacağım. Şunu hemen kopyalayayım. Şu kartın aynısını. Getireyim buraya. Ve burada tabii bir yapı içerisinde yapmam gerekiyor bunu. Nokta container diyelim. Bir container daha oluşturalım. Sonra nokta row diyelim. Sonra nokta call md 6 yani yarısı. İki tane kart olsun bir satırda. O yüzden bunu yaptım ve kartı direkt yapıştırdım arkadaşlar. Hiç uzatmadım. Şöyle tab tuşuna bastım. Şimdi öncelikle stil olarak 18 RAM'lik bir şey istemiyorum. 1. Bir resim olmayacak. 2. Şunları sildik. Burada card title demiş. Mesela card title olarak ne olsun? İşte kategori olsun. Kategori. Burada da ne olsun? Ürün olsun. Evet. Burada da bir buton olacak. Tabii bunu da link ile göndereceğiz biz bunu. Şöyle yapalım. Bir React App'e gelip bakın yenile dememe gerek kalmadan kategori ürün ve go somewhere şeklinde bir şey oldu. Şimdi biz ne yapacağız biliyor musunuz? Şu bir saniye. Şunu niye böyle? Bu kimin divi bu? Evet. Şurada şöyle yaptık. Şuna tıklayalım bir. Ha bu bununmuş. Şunu biraz daha içeri aldık. Mesela callMD6'nın aynısından bir tane daha kopyalasak ve altına yapıştırsak Ctrl S desek. Bakın gördüğünüz gibi ikincisi çok düzgün bir şekilde geliyor arkadaşlar. Tabii bunların her ikisine birden ne diyelim MT3 dediğimiz zaman yukarıdan biraz daha boşluk verecektir ve gayet güzel duracaktır. Bunun içerisine de istediğiniz herhangi şeyleri de atabilirsiniz. Şimdi buraya kadar herhangi bir sıkıntım yok. Fakat benim yapmam gereken ne arkadaşlar? Öncelikle veri yapımı oluşturmam değil mi? Ve veri yapısını da oluşturmadan hemen önce şurada benim öncelikle kullanmam gereken bazı şeyler var. Burada root işlemi yapacağıma göre benim ne yapmam lazım? Öncelikle React router damı buraya koymam lazım. Ve burada kullanacaklarımı hemen yazıyorum buraya. Link route switch use params ve use işte bunu yeni kullanacağız. Route match. Bu arkadaşlar nesting yapısını sağlayan elemanımız. Bu şekilde bunları kullanacağım diyorum ve ayrıca
Burada başka ne kullanabiliriz? Ha, buradan sonrası artık veriyi yazacağız arkadaşlar. Const veri. Benim verim ne? Öncelikle benim verim bir dizi olsun ki map ile filter ile iş yapabileyim. Ve bunun içerisinde de ben objelerimi barındıracağım. Bu objelerde şunlar olacak. Mesela ID sıfırdan başlatacağım. Bunun dışarıdan gelen bir veri olduğunu düşünün. Ya da herhangi bir işte ekstra yapıdan, REST API'dan ve benzeri yerden gelen bir veri olduğunu düşünün. Ben bir de Axios'la uğraşmak istemedim arkadaşlar açıkçası. Şu an hepsini arkadaşlar tek tek buraya tabii bir iki tane ekleyeceğim mantığını anlatmak için. Kategori anakart olsun. Ürün ne olsun arkadaşlar? Anakart dedik. Ürün MSI olsun arkadaşlar. Anakart olduğu için fiyatı 5000 civarında olsun. Açıklama kısmına da ne diyelim? Diyelim ki MSI ana kart 3 adet işte DDR 5 slot ve benzeri nokta 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 şeklinde bir şey yazdım. Şimdi ben bu verinin aynısından 3 kopya daha oluşturuyorum. Şu şekilde 1, 2, 3. Anakart değil de ne diyelim? Hard Anakart değil de ekran kartı şeklinde olsun. Ve burada da ne diyelim arkadaşlar? Şuna Nvidia olsun. Şu 15.000 lira olsun. Şu 2.000 olsun. Hard diskte ne olsun? Western dijital olsun şeklinde. Tabi burada Western dijital şeklinde 3 adet bilmem ne falan filan. Buraya da ne diyelim 500 GB şeklinde Western dijital. Şurada da ne diyelim 8 GB hafıza şeklinde. Salladım arkadaşlar buradaki verileri. Yani maksat elimde bir veri olsun ve ben bu verileri ne yapabileyim? Kullanabileyim. Öncelikle benim bu verileri buraya yazdırmam gerekiyor. Şimdi aslında burada bir tanesi bana yeterdi. Ben iki tane yapmamın nedeni size göstermekti amacım. Şunun bir tanesini siliyorum. Ve burada go somewhere yerine hemen şöyle bir şey yapalım. Burada bir link kullansam ben. Link kullanayım. Şöyle. Ve buna da ne diyelim? Link detaya git şeklinde ve klasını şuradan alayım. Ctrl X ile kesip şuraya yapıştıralım. Ve A'larla artık işim kalmadı. Silebilirim. Ve tabii ki linkin asıl amacı neydi? To'ydu arkadaşlar. Ve buraya herhangi bir şey yazacağız birazdan. Şimdi yapım bu. Ben öncelikle bu verileri şurada görmek istiyorum. Yani 1, 2, 3 o verileri buraya yazdırmak istiyorum. Neydi? Hani bu dersin içinde sadece routing'i anlatmaktan ziyade hani nasıl işlerlik kazandırabilirim? Davam o arkadaşlar. Ben buradan her bir call MD6'yı tek tek bir satıra dizmek istediğime göre ben burada diyorum ki şu şekilde süslü parantezlerimde veri nokta map diyorum. Veri map bir arrow function döndürüyor bildiğiniz üzere ve bunu da return ile yapıyor arkadaşlar. Return dedikten hemen sonra bu araya neyi getireceğiz? İşte şu kısmı Ctrl X deyip şuraya yapıştırıyorum. Peki veride ne oluyordu arkadaşlar? Burada linkler diyelim, sallıyorum şu an. Yani verinin içindeki bütün değerleri linklere yükledim ve linkler üzerinden ben kategoriyi getireceğim mesela. Linkler nokta dediğim anda ulaşmam gerekiyor idi ama tabii ki return içinde olduğumuz için bunu süslü parantezler içinde yapmanız gerekiyor. Linkler nokta ne kategori. Mesela ürün. Hemen sildim. Buradan map'in diziler üzerindeki güzelliğini kullanıyoruz. Linkler nokta ürün dedim.
detaya git diyor. Buna herhangi bir şey demiyorum ama nereye gideceğiyle alakalı da linke bir şeyler yazmam gerekiyor. Şimdi arkadaşlar işte şu match olayını, use route match olayını burada kullanacağım ben. Nasıl kullanacağım? Şuradaki return'den hemen önce ürünler içerisinde let diyorum. Burada biz bu use route match'te iki tane güzel özellik var. Biri path, biri de URL. Arkadaşlar path ve URL'i biz nerede kullanacağız? Use route match'te kullanacağız. Aynı hani nerede use params'taki gibiydi. Burada ben nerede olduğumu şu şekilde söyleyeyim. URL'imin ne olduğunu biliyor muyum? Şu an ürünlerin içindeyim ama ürünlerin içinde olduğumu bana kim söylüyor? İşte şu URL söylüyor arkadaşlar. İşte bu URL'i ben burada kullanmam lazım ama çift tırnak içerisinde kullanamam. Ben bunu template literalleri hatırlarsanız to etiketinde ama tabii ki template literal kullanabilmem için de yine aynı şekilde şöyle yapıp süslü parantezler içerisinde template literalimi şimdi kullanabilirim. Dolar dedikten hemen sonra şu şekilde URL. Bakın şu an ben URL'ime ne yaptım? Ulaştım. Slash diyorum. Slash'tan sonra dolar diyorum arkadaşlar yine. Tabii burada ne yapmam lazım? Şu şekilde linkler nokta. Bakın gördüğünüz gibi linklerin içindeki ben neye ulaşmak istiyorum? ID yani her birinde farklı olan işte şu 0. Ha burada bu arada 1 ve 2 görmüşken hemen değiştirelim. Evet 1 ve 2. Gördüğünüz gibi şu an linkim gitmesi lazım. Hadi bir bakalım. Bakın şu an 3'ü de geldi mi? Geldi. Anakart, hard disk, ekran kartı, Nvidia, MSI, Western Digital. Güzel. Ve detaya git'e tıkladığım anda bakın tıklamama gerek yok. Sol alt köşede görüyorsunuz. Tıkladığım anda da bakın linkim güzel çalışıyor. 0, 1 ve 2. Bu ne? Linkler.id'den geliyor arkadaşlar. Olayım. Güzel. Şu an herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Peki biz burada bir ürün seçtirmek istiyoruz değil mi? Biz bu ürünü seçtirmek için ne yapacağız? Öncelikle şu row nerede bitiyor? Hemen ona bir bakayım. Evet, row burada bitiyor. Alert ve kim bu kim? Alert. Alert'in bitiminde arkadaşlar şöyle bir şey yapabiliriz. Alert'in bitiminde bir switch oluşturmak istiyorum. Pardon, böyle değil tabii. Şöyle bir switch. Yani biz burada route'larımızı yazacağız. Ve bir route tanımlıyorum. Route şu şekilde. Yalnız bu niye bu kadar gitti ya? Şöyle yapalım. Route ne diyelim? Path değil mi? Path. Bunlar da yol veriyorduk bunlara. Ve bu path'i nereden gelecek arkadaşlar? İlk etapta bizim path'imiz normal path. Yani normal yolumuz. Şuradaki path'imiz olacak. Ve bir route daha tanımlıyorum. Burada da benim yapmak istediğim şu arkadaşlar. Şunlara tıkladığım anda şu ID ürünlerin üzerinde hemen bunların detayları yani şurada hani yazmaya çalıştığım var diye saçmaladığım şunlar arkadaşlar. Şunların görünmesini istiyorum. Bakın herhangi bir yerde görünmüyor şu an bunlar. Tıkladığımda en azından bunların da görünmesini istiyorum nesting yapısı içerisinde. Burada yapmam gereken olay şu. Route diyorum ve bu route'da bir path tanımlıyorum. Bu pette hemen şu şekilde yaptığımda öncelikle peti alacak. Petten sonra bir parametre gönderecek ki o parametreye göre iş yapalım. Ne demek istiyorum? Şunu diyorum. Pet dedik. Burada template literalleri kullanalım. Şöyle petin içerisinde dolar işte nasıldı? Şu şekilde yapıp pet diyorduk. Bu peti bu şekilde kullandıktan sonra ha bu arada ya şunun gibi niye yapmadın da bunu template literalde yaptın diyebilirsiniz. Burada arkadaşlar devam eden bir olay örgüsü var. Yani şu şekilde diyeceğim. Slash şu şekilde ürün ID şeklinde bir şey yazdım değil mi? Buraya. İşte bu parametreyi de yazabilmek için template literali kullanmak zorundaydım. Ondan dolayı da kullandım zaten. Şimdi şuraya geldiğimde burada hangi ürünse o ürünü göstermek istiyorum ben. İşte şu şekilde ürün dedim. Tamam da ürün diye bir şeyimiz var mı? Komponentimiz var mı? Yok. Şimdi biz o ürün komponentine gelin.
Şurada yazalım. Bunu da bir fonksiyon olarak yazacağım. Ama tabii ki ne alacak? Parametre alacak arkadaşlar. Buradan sonrasını iyi dinleyelim. Şimdi şunu da bu arada kapatalım. Şurada düzgün düzgün yazalım ha. Şuraya function dedik. Function ürün. Değil mi? Onun aynısını buraya getireceğiz. Yalnız burada ne diyeceğiz? Let diyorum. Ve burada parametreleri kullanırken gördüğünüz ürün ID eşittir use params. Daha deminki derste zaten göstermiştim. Şimdi use params'ı buradan aldık değil mi arkadaşlar? Ve biz nasıl diyeyim bir dizi oluşturmamız gerekiyor. Niye gerekiyor arkadaşlar? Şöyle diyeyim. Let dizi eşittir. Dizi oluşturmamız gerekiyor. Çünkü bizim bu dizimizde şöyle bir şey olacak. Bakın. Önce mantığı kavramaya çalışalım. Şimdi bir ID var. Sıfır değil mi? Ve bir de parametre olarak gönderilen bir ID var. Ve bu iki parametre birbirine eşit olduğu zamanki verileri almasını istiyorsanız sizin öncelikle bir filter yapmanız gerekiyor. Yani filter dediğim filtrelemeniz gerekiyor bazı şeyleri. Bunu da bir diziye atarak gerçekleştirebiliriz sadece. Veriyi filtreleyeceğiz. Veri nokta filter. Veri nokta filter. Filter bildiğiniz üzere bir arrow function alıyor ve bir şey ne yapması gerekiyor? Return etmesi gerekiyor. Return dedik. Peki biz burada bir şey return etmesi gerekiyor derken bu filter kısmında return etmesi gereken şeyi koşul olarak yazıyoruz bildiğiniz gibi. Burada şöyle yapalım. Şurada data gelsin arkadaşlar. Data nokta id değil mi? ID değişkenine ulaşmaya çalışıyorum. Eşit ürün ID olduğu zaman işte olanları getir anlamında. Yani biz bunu ne yapmış oluyoruz? Diziye atmış oluyoruz böylece. Peki buradan sonra arkadaşlar şöyle yapıyorum. Ürünün içinde hala bir return işlemi gerçekleştirmedim biliyorsunuz. Return işlemi gerçekleştirelim ve burada şunları yazalım. Öncelikle tabii bir div olması gerekiyor. Bu divin içerisinde de ne yapalım? Bir alert yine almam gerekiyor. Alert. Buradan bir alert alsam ne olur? Şöyle kopyaladım. Adı şuraya yapıştırdım. Ve bunu da şu şekilde kapattım. Ama kapanmadı sağ olsun. Heh, şöyle kapandı. Şimdi bunlara da kılım. Niye pretty yer düzeltmiyor? Bakarım sonra. Şimdi burada div class name işte alert primary şeklinde söyledikten hemen sonra şurada bir h3 değişkeninin içerisinde ne diyelim? Kategori 2 nokta üst üste deyip burada biliyorsunuz dizimiz var değil mi bizim? Bu diziyi burada kullanır. Return içinde kullanabilmem için yine benim şuna ihtiyacım var. Dizi nokta arkadaşlar neye getirmem gerekiyor? Kategoriye değil mi? Dizi nokta kategori dedim. Peki gelin bakalım kategoriye getiriyor mu? Hemen baktık. Şöyle yenile dedim. Evet tıkladığım zaman getirmiyor. Bir F12 çekelim bir. Konsolda bir ne sıkıntım varmış. Evet klaslar önemli değil. Evet bir sıkıntı var. Hemen bir bakıyorum buraya. Dizi nokta kategori diyor. Ama tabii ki şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Bir konsolda bir yazdıralım. Konsol.log neyi çektiğimizi bir görelim. Tıkladığımda hemen bakıyorum. Yenile dedim. Bakın konsol.log'da kimi çektim? Kimseyi çekememişim. Evet, kimseyi çekememişim burada. Buradan bu anlaşılıyor. Ürün ID tamam data.id şuradan datadan geliyor. Evet, bir sıkıntı yok gibi duruyor. Veri nokta filter, konsol nokta log, dizi. Bu bir dizi aslında arkadaşlar. Yani dizi biz burada tek bir eleman getirdiğimiz için dizi sıfır deseydim ben gelecek miydi? Hemen bakıyorum. Detaya git. Sıfır. Bir, iki maalesef getirmedi. Evet, yaptığımız hata şu şekildeymiş arkadaşlar. Tabii bazen gözden kaçabiliyor. Route'larda arkadaşlar. Hani demiştim ya slash olayında mesela pet olarak belirledik. Biz burada illaki buraya bir tane exact vermeniz gerekiyor. Exact'i verdiğimiz zaman
Biz aslında yaptığımız kodda bir hata yok. Şu dizi sıfırı da yaptıktan sonra aslında doğru bir şey yapıyoruz. Fakat exact'i vermediğimiz için arkadaşlar bakın nitekim hemen geldi. Kategori anakart diye tıkladığım zaman hard disk tıkladığım zaman ekran kartını biz burada alabiliyoruz. Peki diğer ögeleri de alabilir miyiz? Tabii ki alabiliriz. Kopyalayalım. Hemen alta indik, yapıştırdık, yapıştırdık. Şimdi kategoriyi işte nedir? Ürün ve açıklama şeklinde baktığımızda biz burada neydi? Ürün ve açıklama. Evet. Buradan baktığımızda şu an gördüğünüz gibi kategori ekran kartı Nvidia açıklama 8 GB hafıza. Peki tıkladım. Gördüğünüz gibi ekran kartına baktım. Anakarta baktım. Gayet güzel bir şekilde ne yapıyor? Çalışıyor. Diğerlerinde de herhangi bir sıkıntı olmayacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hakkımızda sayfası, IDC, iletişimi ve ürünler kısmı bu şekilde oldu. Evet, ders biraz uzadı fakat inşallah anlamışızdır. Şimdi özellikle burada anlamamız gereken use params ile biz parametreyi şu slash'tan hemen sonra alıyoruz ve bunu template literal içinde yazmamızın nedeni bizim aynı zamanda bir değişken kullanarak şu iki nokta üst üste olayını kavramamız gerekiyor. Burada tabii biz filter ile ne yapmış olduk? Data ID ile ürün ID'si eşit olan yani aslında tıkladığımız şeyi bize geri döndüren şeyi baktık arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi biz sayfa içerisinde de bu şekilde bakın gördüğünüz gibi yukarıda da aynı şekilde değişiyor. Sayfa içerisinde de istediğimiz bilgiyi istediğimiz şekilde getirebiliriz. Şu veri dediğim kısım kafanızı karıştırmasın. Burası bir API'den gelen veri olabilir. Herhangi bir yerden çektiğiniz veri olabilir. Bunları istediğiniz gibi React'te bu şekilde ne yapabiliyoruz? Gösterebiliyoruz. Yeter ki işte bu ne olsun? Bir dizi olsun, veri olsun. Hemen bunları gösterebiliriz arkadaşlar. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Projeyi ikiye bölmeyi düşünüyorum. İnşallah iki video halinde sizlerle buluşur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.